Hocam PKK destekçileri hala meclisteler. Yani bunun mantığı nedir? Merak eden kardeşlerimiz var. Bunlar böyle devam mı edecek hocam? İşte Türkiye'deki demokrasi de dışarıdaki demokrasiden biraz farklı galiba. Yani askerimiz şehit oluyor, adam çıkıyor hala rahat rahat konuşuyor. Yok işte orada rahat olunmadıkça burada da rahat olunmayacak. Yani tabiri caizse posta koyuyor yani. Hem de ne zaman biz şehit vermişiz bunun üzerine yani. Yani devletimiz ne bileyim bunun için kanun mu çıkartamıyor? Kanun mu yok bunun için? Nasıl bir devlette yaşıyoruz biz? Yani biz PKK ile savaşıyoruz. PKK destekçisi bizim meclisimizde. PKK destekçisi televizyonda. PKK destekçisi partinin başında. Bizden rahatlar. Çok rahatlar. İstediğini söylüyorlar. Ondan sonra da seneler geçiyor, seneler sonra alınıyorsa alınıyor, alınmıyorsa alınmıyor, geçiyor mu, gidiyor mu, seçim kaybedilecek mi, kaybedilmeyecek mi, seçimlere halel gelmesin diye biraz oradan taviz ver, biraz buradan taviz ver. Ama bu insanların da bir sabrı var ya. Yani benim şehidim olacak, adam oradan çıkıp ileri geri konuşacak. Şimdi yarın bir vatandaş o adamı sinirlenip vursa ne yapacaksın sen? Çünkü insanların damarlarına basıyorlar resmen. Sen kimin tarafındasın ya? Kalkacaksın bir asker şehit olacak. Sevinir gibi haberler yapacaksın, sözler söyleyeceksin. Öteki haberci onu yayınlayacak. Öteki onun kanalına çıkacak. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Biz de böyle bakacağız onlara. Devletimiz acaba ne zaman ceza kesecek diye bakacağız. Kesecek mi, kesmeyecek mi, düşecek mi, düşmeyecek mi? Bunlar tabii senelerce söylediklerini söyleyecekler yani. Velhasıl böyle bir demokrasi buysa böyle bir sistem saçma sapan bir sistem ya. Ben düşmanla savaşıyorum orada. Düşmanın başı burada. Benim meclisimde istediğini söyle ben de hiçbir şey yapamıyorum. Ya demokrasi dediğiniz sistem değilse bunun çarık ve çürük olduğunu herkes görsün artık ya. Şimdi Osmanlı olsaydı, başta padişah olsaydı böyle bir şey söyleyebilir miydi kimse? Padişah gidecek orada savaşacak da buradan birisi çıkacak. Burada orada rahat yoksa burada da yok. Bir de maaş alacak. Tabii devletten maaş alacak bir de. Padişah hemen oradan cellatı çağırın oğlum. Bunu kavuşturun şeylerine, sevdiklerine. Bu kadar basit yani bunların çözümü. Ama demokrasi demokrasi. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir şey söylüyor. Edep yok, ar yok, haya yok. Böyle 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 mahvoldu gitti ortalık. Sen askeri gönderin oraya savaşmaya. Senin 12 tane şehidin oluyor. Burada utanmaz çıkıyor. İleri geri laflar konuşuyor. Hiç utanmadan, sıkılmadan. Taziye yok zaten. Askerimiz öldü, şehidimiz oldu. Yok, umurunda da değil. Böyle bir demokrasi, demokrasi buysa eğer bunun ne kadar batık ve bitik olduğunu görsün herkes yani. Bu şekilde olmaz, olamaz. Zaten bu sistemi kuranlar da emin olun böyle yönetmediler. Mustafa Kemal Paşa kendisine karşı olan kimseyi kabul etmedi ki ya. Yani Cumhuriyeti kurdular da 20 sene seçim olmadı zaten doğru dürüst. Seçime gelecekleri diyor kafasında tuttular gelmediler ters oy verecekleri yani. Açsınlar tarihi baksınlar. Onlar bile böyle yapmadı. Yani kuranlar bile demokrasiyi böyle uygulamadılar yani. Ama şimdi öyle bir demokrasi uygulanıyor ki cephede savaştığının baş piyonları senin mecliste yanında oturuyorlar. Konuşuyorlar, söylüyorlar. Senin askerin orada şehit oluyor. Bunlar burada bayram ediyorlar. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Hadi içeriye diyemiyorsun. Sen nasıl bayram edersin? Ceza kesemiyorsun. Böyle acayip bir düzen. Bu düzen böyle gitmez yani. Gitmemesi de lazım. Bunların çareleri bulunmalı, gerekler yapılmaları lazım yani. Devletin içerisinde 20 senedir başta olan bir hükümet var. Baştasınız. İşte bir 10 sene daha bize verin. Biz 5 de sana verdik. 20 sene verdi bu insanlar size. Ama hala PKK'nın tarafından konuşan meclisin içinde durabiliyor. Devletle dalga geçer gibi konuşabiliyor. Asker şehit oluyor. Bunun üzerine milletin damarına basabiliyor. Hala bunlar devam ediyor yani. Tezelden bunlara çare bulunması lazım. Gereği yapılması lazım. Yani bu, sen Türkiye devletindeysen Türkiye devletin aleyhine konuşamazsın. Düşmanla mücadele ederken düşmanın tarafını tutamazsın. Orada şehit verdi diye sevinemezsin, oynayamazsın burada. Bunların hepsi cezalı olmalı yani. Türk askeri şehit olacak. Bunlar burada oynayacaklar. Öteki oynayanları kendi şeyinde yayınlayacak, bayram ediyorlarmış gibi yani. Bunların hepsi yani onu yayınlayan, bunun üzerine bak mesela o Ekşi Sözlük'teki birisi Türk askerinin aleyhine konuşmuş herhalde. Almışlar hemen. Ama sadece onlar değil, ne kadar varsa hepsi alınmalı yani. Bir milletin, bir devletin itibarı korunmalı. Davasının yüceliği korunmalı. Buna dil uzatanlar, buna tükürenler, buna saygısızlık yapanlar cezalarını bulmalı.
Yoksa bunların bir haddi hesabı olmaz. Çoğalır da çoğalır bunlar. Nasıl olsa bir şey olmuyor diyerekten yani. Hocam şehit Muhsin Yazıcıoğlu bir paylaşım yapmış daha evvelden. Biz teröristlere konuşma hakkı verilmesin demiyoruz. Kafasına sıkın, ahirette hesap verirken konuşsun diyoruz.